geçen sene arkadaşlar bu tarlada haşhaş vardı. Haşhaştan sonra esper ektim. Arkası çöplük olduğu için bu tarlaya her sene böyle girişine çöpler geliyor arkadaşlar maalesef. Buradan da hayvan mı görmüş, bir şey olmuş galiba. Köyün sığırı da bu taraflara mı geldi anlamadım. Şu şekil esperyamıza bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar son 2 haftadan beri bölgemize yağış geldi. Allah'a şükür. Ama ondan önce gerçekten çok uzun süre kuraklık yaşadık. Hani şöyle tarlaya baktığım zaman Allah binlerce kez şükür güzel bir tane var yani arkadaşlar. Şu şekilde baktığımızda başağımız gayet güzel olmuş. Hemen bir tanesini koparayım. Şu şekilde bakalım. Aynen. Şu an tam olarak taneler oluşmamış ama içerisi süt. Bakın. Henüz daha buğdaylar oluşmamış ama Allah'a şükür bu tarlalar iyi arkadaşlar. Bizim burası Ege bölgesi olarak geçiyor. Uşak. Hani tam arasında bir yerdeyiz. Hani ne tam Ege'deyiz ne tam Ege'nin dışındayız. Onun için kuraklığı çok yaşamadık. İlk ektiğimiz zaman çok büyük bir kuraklık vardı. Bir de son zamanlara doğru çok büyük kuraklıklar yaşadık. Ama son 2 haftadan beri bölgemize gerçekten güzel bir yağmur düştü. Allah'a binlerce kez şükür olsun. Ekinlerimiz yine, yani çevreli konuşanlara göre söylüyorum, hani 10-15 ölçek arası dönümden almayı düşünüyoruz yani. Hayal ediyoruz inşallah hayırlısı. Buralar bayağı bir kurumuş. Bir şuraların tanesine bakalım. Oo, evet buralar kurumuş. Tane nasıl? Aynen. Şu şekilde arkadaşlar. Makarnanın, ekmeğin ham maddesi buğday. Olay şu. Şu yani. İnsan hayatının en önemli ham maddelerinden biri. Bakayım. Hayır. İçi hala yumuşak. İçi hala süt. Güzel yine. Allah'a şükür ya. Esperi zaten çok boylu olan bir bitki değil arkadaşlar. Hani çok fazla sap çıkmıyor. Şöyle baktığımızda durumu gayet iyi gibi duruyor. Tabi onu şeyden harman zamanı hasattayken belli olacak. Ama şöyle hiç fena durmuyor. Allah'a şükür. Şimdi buranın tam karşısında bir arpa tarlam var. Orası da geçen sene haşhaştı arkadaşlar. Bu tarlayı hayvanlara yeşil biçmek için ektim.
arpa ve buğday karışık. Ama sonra baktım ki arpa buğday bu sene çok az. Onun için tarlayı yeşil biçerek ziyan etmemek için bu şekilde bıraktım. Hani biraz seyrek ama yapacak bir şey yok. Yani bölgemizdeki kuraklıktan dolayı yapacak bir şey yok. Arpalarımız da bu şekilde. Burası arpa buğday karışık. Zaten hayvanlar yiyeceği için çok fazla bir önemi yok. Görüyorsunuz. Buğday bu şekil olmuş. Arpalar biraz daha iyi gibi. Şu da arpalarımız arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yine Allah'a şükür kötü değil. Tarla biraz seyrek gibi gözüküyor. Geçen sene haşhaştı. Ama maşallah boy olarak boy olarak 80-90 santim arpalar uzun. Yani buğdaylardan daha uzun bir arpamız var şu an. Şöyle baktığımızda arpın tanelerine bakalım, doluluk oranına. Aynen. İçi hala süt. Yani Allah bugünümüzü aratmasın arkadaşlar ama eminim bu sene her şey çok pahalı olacak. Şimdi arpa ama gerçekten güzel olmuş. Bayağı uzun boylu duruyor. Burası bildiğim kadarıyla 8000 metrekare bir alan, bir tarla. Hayvanları dediğim gibi yeşil biçmek için ekmiştim. Ama hal vaziyet kötü olunca riske atmadım yani. Sonra sağdan soldan arpa almaya kalksak yandık.